Avrupa Birliği ile müzakereler bitiyor mu? TRT'den Sabahat Akkiraz'a hayır sansürü. Üçüncü köprüye zam. Günün haberleri başlıyor. 28 Nisan'da düzenlenecek Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2005'ten beri devam eden üyelik müzakerelerinin durdurulmasının da tartışılacağı iddia edildi. Alman Die Welt gazetesi, diplomatik çevrelerde müzakerelerin belirli bir süreliğine askıya alınması beklentisinin hakim olduğunu yazdı. Gazete buna gerekçe olarak da Türkiye'de insan hakları, özgürlük ve demokrasi ilkelerinin ciddi biçimde ve sürekli olarak ihlal edilmesinin gösterilmesinin beklendiğine dikkat çekti. Türk halk müziğinin güçlü isimlerinden Sabahat Akkiraz'ın TRT için çekmiş olduğu program, sanatçının hayır kampanyası yaptığı gerekçesiyle yasaklandı. Yasağı Twitter hesabından duyuran sanatçı, TRT halkın olana kadar TRT'yi boykot ediyorum sözlerini kullandı. Geçiş garantisiyle yaptırıldığı firmaya ödeme planı ve geçiş ücretleri nedeniyle tartışılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarına %23 zam geldi. Son zamla beraber önceden İstoç Tem sapağından girip köprüden Çamlık gişelerinden çıkan bir otomobilden artı 45 TL alınıyor. Devlet sözleşme gereği 3. köprüyü yapan firmaya ödemesini iki köprünün yıllık gelirine 151 milyon 297 bin lira ekleyerek yapıyor. DİSK Genel İş Sendikası'nın yayınladığı Türkiye'de Çocuk İşçi Olmak raporu, Türkiye'de çocuk işçiliğinin ve çocukların çalışma şartlarının ne kadar vahim boyutlarda olduğunu ortaya koydu. Rapora göre Türkiye'de 2 milyon çocuk işçi bulunuyor. Çocukların büyük bir kısmı kayıt dışı olarak çalışıyor, iş cinayetlerinde ölüyor. 2016 TÜİK verilerine göre de çocuk işçilerin %78'i kayıt dışı çalışıyor. Afganistan'da Mezar-ı Şerif yakınlarındaki bir askeri üsse yönelik saldırıda 140'tan fazla asker hayatını kaybetti. Saldırıyı Afgan askeri kıyafetleri giyen, ona yakın Taliban militanının gerçekleştirdiği açıklandı.